Burger King sunar. Hodri Meydan TV'den iyi akşamlar Murat abi hoş geldin nasılsın? Oh, i̇yiyim bilen Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Allah iyilik versin kardeşim. Yine bu arada bayramı atlattık. Önce geçmiş bayramlarını kutlayalım izleyicilerimize. Evet, biz evet, yine Arefe günü bir yayın yapmıştık. Aynen. Hatta biz geçen hafta üst üste olsun. bayramda biz bile... devamlı yapıyoruz program. Bize bayram seyran yok. Aynen. Bizim bayramımız Fenerbahçe kazandığı zaman ve şampiyon olduğu zaman. İnşallah. Ee, Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Karagümrük maçını atlattı. Geri dönmesini bildi maçta. Maça dair söylemek istediğin bir şey var mı abi? Ya maça dair söylemek istediğim ben bir parça takımı yorgun gördüm. Bu da artık oyuncu yani çok ciddi sakatlık sayısı olduğu için oyuncular yorulmaya başlamış gibi gördüm. Özellikle maçın ilk yarısında. Yani çok tempo yapamadı Fenerbahçe. Ama ona rağmen bence devreyi berabere bitirme şansı vardı. Önde de bitirebilirdi, geride de bitirebilirdi. Daha erken de yiyebilirdi. Yani Livakovic'in e, geldiğinden beri en iyi maçını oynadığını ekleyelim. <laughs> Ama bu 45 artıda gol yemek tabi can sıkıcı. Yani golü 20'de yesen. Hani devre içinde bile iş çözebilirsin. Ama 45 artı dediğin zaman soyunma odasına zaten mağlup gidiyorsun. Ve önündeki kurtarma süren de daralıyor. Ee, ama Fenerbahçe bu sene... Hatta geçen sene... Yani son iki senedir çok fazla geri dönüş yaşattı. Avrupa'da yaşattı. Türkiye'de yaşattı. Mesela geçen sene bir Lille maçı var içeride. Hani 3-0 geri düştü. 3-1 devreye girdi. 3-3 bitti. Ren ama maçı. ren maçı Lille'di. Lille ulan Allah söyledi herhalde. Lille oynadı. oynadı herhalde. O maçta var ya Emre Mor'un golünde. Ee, yani... Ayaklarım stredi sesten. Yani hani geçen sene... Bir sürü daha sayarız. Ee, e Bu sene çok fazla var. Ee, tabii bu... Bir yandan takımın özgüven açısından iyi bir şey. Ya da İsmail Kartal'ın kendini iyi hissetmesi açısından. Ya bak ben demek ki doğru hamle yapıyorum. Doğru oyuncuları oyuna atıyorum ve skor alıyorum açısından güzel. Ama taraftar açısından, camiye açısından tabii kalp hastalıkları, kardiyoloji servislerinde yoğunluk artmaya başladı yavaş yavaş. Onkolojiye de ufaktan randevular alınmaya başlanmış. Onun için <laughs> takımımız biraz bizim sağlığımız düşünürse seviniriz. Ha, bu işin şakası böyle galibiyetler daha güzel bu arada. Yani bana... Sorarsan Fenerbahçe Karagümrü çıktı ilk yarıdan 3-0 yaptı maçı. 3-0 kazandı değil mi tercih edersin? Yani bir sıfır geri düştü 2-1 kazandı mı tercih edersin? Ben böyle bir geri dönüşü tercih ederim. Ee, ama tabii bir de şu tarafı var. E, takımı yoruyor. Yani o yorgun olan takım daha fazla efor sarf ediyor çevirebilmek için ama... Işte ikinci yarı bir 10-15 dakika yaptığı tempoyla Fenerbahçe 2-1 yaptı. Skor artabilirdi. Kaçırdıkları var Fenerbahçe'nin. Ee, Karagümrü'nün de kaçırdıkları var. Ee, daha gollü bir maç olabilirdi ama... Şunu da söylemek lazım. Karagümrük Fenerbahçe maçları hep gollü zaten. Böyle çok zevksiz bir sıfır falan biten maç yok aramızda çok. Ve Karagümrük'e de bundan sonraki düşmeme mücadelesine başarılar demek lazım. E, ama sanki görüntü 3 İstanbul takımı düşecek gibi gözüküyor şu anda. Çok hani ne değişebilir orada? Hani Hatay Antep düşüp Karagümrük kurtarabilir mi acaba? Bir tek ihtimal o gibi gözüküyor. Onun dışında hani gözüken Karagümrük İstanbul Pendik. Hatayadan, Antep'ten biri gibi sanki orası ayrıldı gibi şu anda gözüküyor. Bakalım. Ee, ben bir istatistik daha söyleyeceğim sana. Fenerbahçe bu arada şey, e, Türk futbol tarihinde bir sezonda tüm kulvarlarda 40 evet. artı galibiyet alan ilk takım oldu. Ne hani, güzel, ne güzel bir başarı. E, Fenerbahçe buna rağmen hala daha sorgulanıyor. Hala sorgulanır. daha İsmail Kartal sorgulanıyor. O da sorgulanır, çok normal. Real Madrid biliyorsun Şampiyonli şampiyonlar ligini kazandı, sene başkan seçiminde olağan başkan seçimi kaybetti. Yani büyük kulüpler böyledir. Şimdi niye sorgulanır? Bir, Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon olmuyor. Bu sene 10. yıl. Tamam. İki, Fenerbahçe bu sene 200-220 milyon euro değerinde bir kadro kurdu. Üç, İsmail Kartal Fenerbahçe'de göreve 3. kez geliyor. Hiç şampiyonluk yaşamadan. E Bunların hepsi... E, ha bu arada eleştiri hakaret olmadıktan sonra... Eleştiri insanı geliştiren bir şeydir. Mesela ben bizim taraftarın büyük bölümü Biz de eleştiriyoruz ya da... Mesela ben eleştirilmekten mutlu olan bir insanım. Eğer bel altı değilse. Ben de kendi eksiklerimi görüyorum. Bunu Sayın Ali Koç da söyler. Hani bizi boş Sayın Başkan hep der ki eleştiri insanı geliştirir. Eğer bel altı değilse. Yani şunu diyorsam ben bunu eleştiri kabul etmem. İsmail Kartal sen hocam hoca değilsin. böyle bu eleştiri değil bu bel altı. Ya da işte İsmail Kartal sana 3 koyun versek ikisini kaybedersin birini getiremezsin. Bu hakaret. İsmail kaloriferci bu hakaret. Balıkçı Balıkçı hakaret değil tabii ki adam sonuçta İsmail Kartal'ın babası da balıkçıydı kendisi de balık restoranı saygı ama bunu hakaret olarak kullanıyorlar tamam mı? Böyle değil ama İsmail hocam atıyorum neden işte başladın? Bu sorgulanabilir. İsmail hocam neden Olympiakos deplasmanına işte Kurniç, Şimanski, Zayis'le başladın? Yani bunlar eleştiri bunları sorgularsın. Ee, sakatlıkları sorgulayabilirsin. Fenerbahçe neden rahat maç kazanamıyor'yu sorgulayabilirsin ve eleştirebilirsin ama diğer taraftan bunları da översin dersin ki bak bu sene 40 artı tabii ki burada bu sene çok fazla maç oynadı Fenerbahçe mesela şimdi önelemesi 3 öneleme mi oynadık biz Avrupa'ya girmek için tabii 3 bir tane erken oynadık sonra bir Maribor oynadık sonra Tüvent oynadık, ee, oynadık. evet sonra Tüvent oynadık yani 3 eleme 6 maç üstü grup üstü bu Türkiye Ligi Gur Türkiye Kupası yer yani baktığında maç sayısı da çok bu şey küçültmez kazanılan galibiyet sayısı küçültmez ama Şöyle diyeyim sana, 103 kollü senede Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası yoktu. O sene Avrupa Kupası oynamamıştı mesela. Anladın mı? hani Belki orada oynasa o zaman da bu sayı olabilirdi. Ama bu başarıyı bir daha söylüyorum. Başarı küçümsenem, küçümsenemez. Ama hep söylerim Alex Ferguson'ın lafı. istatistikte futbolda mini etek gibidir. Her şeyi göstermez. Bazen yanıltır. Evet. Bu arada başlığımızda da belirttik. Fabrikada skandal görüşme diye. Az sonra evet. anlatacağın önemli bir konu var. Evet. Ben birazdan değineceğim ona. Olur. Evet. Biz yayına girmeden hemen önce de bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. İzlemenin fırsatın oldu mu? Oldu. TFF'nin istifası için kulüpler... Yani şöyle oldu. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıkmamasıyla başlayan Türk futbolundaki tepki büyümeye başladı federasyona karşı. Bugün geldiğimiz noktada Kulüpler Birliği hemen hemen oy birliğiyle dediler. Yani galiba bir kulüp hariç. Pardon 6 kulüp katılmamış bugün. Onlar olmadan toplanmışlar mazeret belirtmişler altı kulüp. Ama bugün katılan herkesin, Sayın Başkanımızın söylediği yani bu kongrenin, olağanüstü kongrenin daha erken bir tarihte yapılması. Bunun içinde bir heyet oluşturulmuş kulüpler birliği içerisinden bu heyet Sayın Mehmet Büyükekşi'ye gidecek. Diyecek ki ya Sayın Büyükekşi kulüpler birliği senin en önemli paydaşın. Ve biz diyoruz ki bu kongreyi daha erken al. Yani bizim şöyle erken al. Bizim önümüzdeki sene planlamamız senin koyduğun kurallar çerçevesinde olmasın. Yeni bir federasyon gelsin, kuralları o koysun, Hakemleri o belirlesin, hakem klasmanlarını öyle başlayalım. Ee, bunu da kabul etmezse de Sayın Başkanımız, Sayın Büyükekşi hayır ben 18 Temmuz'da yapacağım diye diretirse ki, bence Sayın Başkanımız şunu diyor, diretecek. Çünkü niye diretecek? Sayın Büyükekşi her yerde şunu dillendiriyor, ben bu Avrupa Şampiyonası'nı yaşamak istiyorum TFF Başkanı olarak. O zaman diyor imzalarımız hazır, hemen imzaları teslim edeceğiz, istemesek bile ve federasyon olan üstü genel kurula götüreceğiz. Evet, sen bu arada e, Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başarılı olduğunu düşündüğünü de belirtmiştin. Evet, öyle diyor zaten. Ya ben, Mehmet Büyükekşi başarısız olduğunu düşünse... Bunca tepkiye rağmen çok... Fark etmez ki. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Sen tepki insanların... Ya mesela şöyle, şöyle diyeyim o zaman sen. Şimdi mesela İsmail Kartal'dan bir örnek vereyim. Şimdi biz İsmail Kartal'ın belli düşüncelerini eleştiriyoruz değil mi? İsmail Kartal'a bak kaybettiğim maçta da ben iyiyim diyor. Kazandığında da ben iyiyim. O hep iyi. Yani bu zor bir şeydir biliyor musun? Hep iyi olmak. Abi sen de insansın, senin de hataların olabilir. Hatasız kulu olmaz. Biraz ara besleştirelim. Yani hatasız, abi tek hatası Allah'tır. Kusursuz tamam mı? Herkesin kusurları vardır. Ama Mehmet Büyükekşi benim duyduğum, ve söylüyorum. Mehmet Büyükekşi diyor ki ben Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Orada başarılı olacağım. Ve 18 Temmuz'da aday olacağım. Düşüncesi bu. Ama tabii ki Haziran'da yapılacak bir kongrede. Bugün Sayın Başkanımız da söyledi. Biz aday olacağını düşünmüyoruz dedi. Çünkü... Ya Türk futbolunda sadece olay Fenerbahçe değil gibi. Bakın söylüyorum bu sezon hakem dövüldü. Bu sezon bir takım sağdan çekildi. Süper Lig seviyesinde söylüyorum. Bu sezon Riyad skandalı yaşandı. Bu sezon Şanlıurfa skandalı yaşandı. Bu, bu sezon hakemlerin ultra formsuzluğu var. E bu sezon stat zeminleri rezil. Yayıncı kuruluşta sürekli itilaflar var. Var da var yani futbol. Futbol insanları mutlu eden, eğlendiren bir şeyken artık futbol insanları geren, sinirlendiren, mutsuz eden ve endişelendiren bir spor haline geldi. Onun için umuyorum. Sayın Büyükekşi bizim duyduğumuzun ve düşündüğümüzün aksine gidecek heyetin tamam kabul ediyorum madem bu kadar istemiyorum deyip e, olağanüstü genel kurula gider. Ha ben Mehmet Büyükekşi'nin yerinde olsam eğer başarılı olduğumu düşünüyorsam medeni cesaret gösterer aday olurum. Bu da en doğal hakkı kendisi. Neler olacağını zaman gösterecek. Çok da bir zaman değil aslında bilan. Yani hangi aydayız? Nisan'ın Nisan, Nisan ortasındayız. Haziran. İşte 45-50 gün sonra En erken bu arada 22 gün içerisinde olabiliyormuş. Yani en erken süren. Ben de bir ay diyebiliyorum. Ama herkes Haziran diye dillendiriyor. İşte Haziran ayında. Haziran. Neden Haziran diyorlar? Ben sana söyleyeyim. 26 Mayıs'ta lig bitiyor. İşte ondan 3-4. E, mil takım da 29'unda toplanıyor galiba. Pardon. Mil takım hemen toplanıyor mu? eğer biz final oynarsak konferansta bizim 29'unda konferans ligi finalimiz var. Tabii. 29 Mayıs'ta konferans ligi finalimiz var. Bizim oyuncularımız zaten otomatikman Haziran'da katılacaklar mil takım. Onun için diyorlar ki bu milli takım tam olarak toplanmadan önce bu federasyonda yeni başkan, yeni yönetim kurulu seçilsin ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları o çerçevede başlatılsın. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İzleyicilerimizin sorularına geçelim diyorum abi. Geldi mi sorular? Geçelim. Evet birkaç tane var. Ondan sonra ben yine sana soru yöneltmeye devam edeceğim. Tamam. Süper chat'lere. Sizler de süper chat'ten yorumlarınızı, desteğinizi iletebilir ve sorularınızı iletebilirsiniz. Ozzy'den bir destek var. Teşekkür ederiz. Mervan Paşa Kozluca. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Değerli büyüğüm. Teşekkürler Mervan'cığım. Bizim değerli kardeşim. Kadrolu izleyicilerimizden. Tabii. Devam ediyoruz. Mervan Paşa Kozluca yine her tuşa basmaya devam ediyorlar. Fabrika kızı. Ya şimdi o fabrika işi yalnız enteresan. Fabrikadaki görüşmeden sonra Dursun Özbey'in yaptığı açıklamayla Dursun Özbey'in bugün geldiği durum farklı. Yani orada bir e, baş, kulüp başkanları olduğu WhatsApp grubuna başka bir mesaj atıyor. Neyse onun sonra O konuya geliyoruz. ben birazdan Birazdan bir sonra gelmek istiyorum Ervan'cım. Biraz dakika bekleyin. sonra gelin. Süper chatlere devam ediyoruz. Yiğit Birol. Galatasaray'ın ısrarla kaybetmesini nasıl yorumluyorsunuz? Kaybetmemesini. Kaybetmemesini nasıl yorumluyorsunuz? E Fenerbahçe kaybetmiyor diye yorumluyorum. Yani nasıl yorumlayayım Yani şimdi ilk bak bu iki takım sezon başından beri önce, Bu iki takım Türkiye Ligi'nin çok üzerinde. Tamam ee, forvetleri özellikle ya daha doğrusu hücum atları çok üzerinde bu ligin. Ve bu takımlar zaten yüzde altmışlarıyla falan oynasınlar her maçı kazanırlar. Bak çok net söylüyorum. Ee, Galatasaray'ın da kazanması gayet normal. Galatasaray dün maçın ilk yarısında geri düşebilirdi. İlk yarı bence Alanya korakor oynadı. Yani hemen hemen yüzde elli maç gidişat ama işte iyi takım orada farkını çıkartır. Ve ilk golü bulduktan sonra ondan sonra arkası geliyor. Ee, rakip eksiliyor sırada 2 sıfır olduktan sonra. Ee, Galatasaray da çok inanılmaz bana göre yani biz rakibi onlar gibi değiliz yani. Doğru bir şey varsa överiz. İnanılmaz bir Barış Alper var. Ben mil takım adına çok mutluyum Barış Alper'in mil takımda da böyle devam etmesini umuyorum. Mertens 37 yaşında. Hani biz Jacko'ya yaşlı diyorlardı. Mertens taşıyor Galatasaray'ı. Yani ne zamanki Galatasaray Mertens'i geri döndürdü ilk 11'e. O günden sonra Galatasaray kaybetmedi bile. Onun için e, bu iki takımın ben kaybetmemesi. Zaten bu iki takımdan birinin birbirlerinin maçının dışında kaybetmesi olağanüstü durum. Olağan durum bizim... E, Rams Park'taki maça kadar böyle gitmemiz iki takımında. Rams Park demişken ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir tane açıklama gördüm bugün. Kimin yaptığını sö e söylemeyeceğim. Senden tahmin etmeni rica edeceğim. Tabii. Halil Umut Meler ve ekibi Avrupa'da mükemmel maç yönetti. Orada böyle yönetiyorlarsa demek ki burada bir sorun var. Sence kim yaptı? Via bu Okan açıklamayı? Buruk. Tabii Doğru. Ya bu biliyorsun yıllarca Cüneyt Çakır için yapıldı. Ya Cüneyt Hoca orada başka yönetiyorsun, burada başka yönetiyorsun. Zaten ben Belki hatırlarsın, belki hatırlamazsın ya da sen var mıydın hatırlamıyorum yani soru cevapta. Ben şunu demiştim. Halil Umut Meler önünde iki yol vardı. Fırat Aydınus olmak, Cüneyt Çakır olmak. O Cüneyt Çakır olmayı tercih etti. Yani burada ayrı, orada ayrı. İşte ey yan. Burada biraz herkesin parmağına bir parmak bal çalayım. Ama Fırat Aydınus'un dün çok ciddi açıklamaları var Halil Umut Meler'le ilgili. Diyor ki sen böyle gidersen diyor hakemlik performansı olarak seneye bırak derbiyi. Normal maç alamazsın diyor. Yani futbolculara davranışların sürekli İdare etme tarzı maç yönetmen. Yani yeteneklerini tamamen geri plana atman. Yorgun olmana rağmen maç alman. Ee, böyle alt alta bayağı Fırat Hoca söyledi ki Fırat Hoca benim izlediğim en yetenekli hakemdir. Yani en kariyerli belki Cüneyt Çakır'dır ama en, bana göre en iyi hakem Fırat Aydınus'tur yetenek olarak. O böyle söylüyorsa durup düşünülmesi lazım. Tabii Okan Buruk nasıl hani millet seçim yatırımı yapar. Okan Buruk da derbi yatırımı yapıyor. Biliyorsun, tamam, onu soracaktım Tabii. sana. Erden Timur da biliyorsun. Dedi ki o maça muhtemelen şampiyon belli olsun. Yoksa hani geriliriz dedi. Yani bir sipariş verdi. E bir siparişte Okan Buruk verdi ama ben hala zaten bu arada şu da var canım. Okan Buruk siparişi verderken yani şu anda Türkiye'deki hakemler içerisinde zaten yapay mepay zekayı boş ver. E zaten Fenerbahçe Galatasaray maçında Halil Umut Umutmeler yönetecek, Türk hakem yönetecekse. Ama ben ısrarla diyorum ki ligin bitimine 7 hafta kala yabancı var hakemlerini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu ligin bitimine 2 hafta kala da yabancı hakem heyetini kabul edecek ve onun için yabancı, Yani yabancı derken Serdar Bözü, Gözü Büyük gibi Hollanda'da ya da Deniz Aytekin gibi Almanya'da yöneten Türk hakem de olabilir. Bunların ikisi de FIFA kokartlı hakemler. Türk yani aslında... yabancı bir federasyondan gelecekler onu söylüyorum. Beklentim bu. Umarız. Beklentisin gerçekleşir. İnşallah. Süper chatlere devam ediyoruz. Geliyor. Sizler de sorularınızı süper chat üzerinden iletebilirsiniz Ozzy Murat abi Galatasaray maçı kayıpsız geldik. Denizli faciası. Demiş. E Denizli bak sen kendi söylüyorsun. Denizli'ye konsantre olmakla Galatasaray'a konsantre olmak arasında çok fark var. Ne öyle söyleyeyim yani. Devam ediyoruz. Yerden maksimum 1.50. Ali Koç bugün Haziran başı olacak dedi TFF seçimi. Bu bir şampiyonluğumuzun daha çalınması anlamına gelmiyor mu? Galatasaray maçından önce değişmeliydi Türkiye Futbol Federasyonu demiş. E, katılmıyorum. Yani Değişti diyelim tabi. Aynı hakemler yönecek. Siz zannetmiyor musunuz? Mehmet Büyükekşi etki edemeyecek mi oraya yine? Yani bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak. Şu etki edemeyecekti de federasyon Biz şampiyon olacaksak bileğimizin gücüyle gideceğiz. Orada kazanacağız ve şampiyon olacağız. Tamam yabancı varakem istedik. Geldi. Bak Fenerbahçeli bazı taraftarlar diyor ki mesela Alanya'nın pozisyonu penaltıydı. Bak e abi bak bir karar verin. Yabancı varakemden mutlu muyuz değil miyiz? Şimdi cumart e, pazar günü diyoruz ki bizim maçta. E mutluyuz. İyi bak ne güzel falan. Ha o zaman mutlu olacağız. Biz onlar gibi yanar döner olmayalım abi. Bir fikrimiz olsun. Biz mutlu muyuz? Mutluyuz. Tamam. Artık bundan sonra diyoruz ki hakem işleri daha az olacak. En azından hakeme müdahale edecek bir var hakemi var artık. Yabancı var var. E o zaman e, çıkacağız, şampiyon olacağız. Abi Fenerbahçe taraftanın bu pesimist tarafı beni mahvediyor ya. Sadece benim şu noktada bir e, endişem var. Bildiğim kadarıyla sarı karta var müdahale edemiyordu. Fenerbahçe zaten sarı kart üzerinden bir operasyon dönüyor. Bu noktada senin bir endişen var mı ya da ya sarık e, olacak olsa bu hafta gösterirlerdi. Bak hafta efendim Sivas deplasmanına gidiyor bu hafta kimseye göstermediler. Biraz artık ben şöyle yani hala hiçbir şeyin düzeldiğine inanmamakla beraber biraz daha pozitif olmaya gayret ediyorum. Yani diyorum ki mesela biz Sivas'a zor bir deplasmana gidiyoruz. Sivas ligin ikinci devresinin en iyi takımlarından bir tanesi. Rakibimiz orada puan kaybetti Galatasaray. Ve böyle baktığında Fenerbahçe'yi yani oraya eksik göndermek isteseler bu hafta gösterirlerdi kartla. Çünkü biz bu hafta sert bir maç oynadık Karagümrükle kartlar çıkabilirdi yani maçta. Evet. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi çok önemli bir konuya değiniyoruz. Evet, evet Murat abi başlığımıza da belirttiğimiz gibi ee, fabrikada skandal görüşme. Çok önemli bir konuyu bize anlatacağını duydum. Sendeyiz. Fabrikada skandal görüşme derken insanlar fabrikalarda görüşebilir. Bunun bir skandal tarafı yok ama iş bir süper kupa finalinden önce hiç planlanmayan Sayın Mehmet Büyükekşi'nin Şanlıurfa'da bulunan fabrikasında, fabrikanın çalışmadığı bir günde kimler çalışıyor sadece? işte oradaki güvenlik, belki vardiyada olan kişilerin çalıştığı bir günde programda da olmamasına rağmen tekrar üstüne basa, basa söylüyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi neden Sayın Dursun Özbey'i çağırıyor fabrikaya? Burada ne konuşuluyor? Şimdi siz Fenerbahçe Başkanı zamanında zorlu center gibi yani herkesin girip çıktığı herhalde İstanbul'un en popüler yerine girdiği sezondan da zorlu sezon dediniz. Urfa'da gözlerden uzak bir fabrikada buluşulan görüşme için ne diyeceksiniz? Bunu şimdi vicdanı olan, elini vicdana koyabilecek olan rakip takım taraftarlarına ve medyasına sormak istiyorum ben. Şimdi burada herhalde şey konuşulmadı. Ya başkan hoş geldin. Nasıldı kebaplar iyi miydi? Sıra gecesine gittin mi? Falan konuşulmadı herhalde yani. Burada muhtemelen şu konuşuluyor. Çünkü iddia şu daha doğrusu diyelim. Bu bir iddia. Yani bizim istihbaratımız şu şekilde. Sayın Dursun Özbek bu görüşmeden sonra tüm kulüp başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna bir mesaj atıyor. Ve o mesajında diyor ki bu imza işlerinden vazgeçelim. Federasyon ise zamanında yapar genel kurulunu gibilerinden bir mesaj atıyor. Daha vahim iddia şu ki o atılan WhatsApp mesajı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin fabrikasında hazırlanıp Dursun Özbey'e veriliyor ve bu gönderiliyor. Şimdi bunlar hep iddia biz şey değiliz onlar onlar onların medyacıları gibi kesin böyle e, hüküm vermiyoruz. Bunlar iddialar derler ki yalan böyle bir şey yok ben fabrikaya gitmedim Gittim çay içmeye gittim. Çorba içmeye gittim. Gerçi o gün Ramazan'dı. Ee, öyle demeyelim. Belki niyetli kendileri. Ama sebebinin ben kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum ki. Bilan burada beni bir de böyle. Yani burnuma pis kokular gelen. Bunun bir yer tarafı da şu biliyorsun. Bundan bir ay kadar önce. Yine bir TFF binasında Sayın Büyükekşi ile Sayın Özbek buluştular. Yine bunun iletişimi yapılmadı. Yani bu niye bu ikisinin buluşması sürekli gizli tutuluyor? Abi sen aleni bir şey konuşuyorsan dersin ki işte o zaman da söylemiştik yayında bir daha tekrar edelim. Bugün Levent'teki TFF binamızda Sayın Dursun Özbek'le Sayın Mehmet Büyükekşi bir görüşme gerçekleştirecektir. Ya da gerçekleştirdi. Urfa'da bu mu oldu? Sayın Mehmet Büyükşehir Türk futbolunun Türk futbolunda gelişenleri e, Türk futbolunda gelişmeleri görüşme, görüşmek için Sayın Dursun Özbey'i kendi fabrikasına davet etti ve bir görüşme gerçekleştirdi. Hiçbir iletişim yapılmayacak. Kusura bakmayın insanların bunda Sürekli komplo teorileri üretmeleri de çok normal. Ben buradan bekliyorum bakalım ne konuşulmuş inşallah açıklarlar. Merakla bekliyoruz. Bu arada bunu bugün sadece ben söylemiyorum. Bugün ee, Feridun Nidelol da dile getirdi bu görüşmeden. Yani bu çok da böyle gizli kaldığını zannettikleri ama <laughs> birden çok insanın bildiği bir konu yani. Onu da söyleyelim. Sence iletişim yapılır mı ilerleyen günlerde? Yapılmalı. Çünkü yapılmadıkça komplo teorileri artmaya Şimdi başladı. Şimdi dursun Özbek. Lafa geldi mi öyle delikanlı böyle mert. Kafkaslardan giriyor, Çanakkale'den çıkıyor, oradan giriyor, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıyor. O zaman çık açıkla başkan. Zamanda zorlu sezon diye adamın başını yediniz. Ki Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'ye en çok zarar veren federasyondur o federasyon. E buyurun anlatın. Ne, diyelim biz bu sezonu Urfa sezonu mu diyelim? Kundura sezonu mu diyelim? Ne sezon diyelim bu sezona? Hangisini söyleyelim bu sene? Anlamadım ki ben. Ama biz sizin gibi yapmıyoruz diyoruz ki bir bunun cevabını verin. Fabrikaya gittiniz mi gitmediniz mi? Gittiyseniz ne konuştunuz? Konuştuysanız size orada bir e, yazmanız için bir WhatsApp grubuna mesaj yazmanız için bir metin verildi mi? Bunların cevaplarını alabilirsek kamuoyu da daha rahatlar. Diyorlar ya itidal de itidal. E kapurun siz bu açıklamaları yaparsanız itidal olur işte. Yoksa infial oluyor maalesef. Devam ediyoruz süper chatlere. Bu arada kunduracı sezon dedin sen. Ee, Bir yandan da sohbeti takip ediyorum orada da. Yani. Bunu dile getirenler var. Babür Bey, emeğinize sağlık Murat Bey. Galatasaray takılır mı sizce? Ya Babür Bey, şimdi ben hep şunu söylüyorum. En kolay maçta da en zor maçta Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani sen yar Manchester ile de oynasa Fenerbahçe, ben derim ki kardeşim çıkacağız oynayacağız, bakacağız. Kazanırız, kaybederiz, fark yeriz, yemeyiz bilmiyorum. Onun için Galatasaray takılır mı? Yani fikstürüne baktığımda iki tane görece zor maçı var. Bir Adana Demirspor deplasmanı yani Adana Demirspor bu sene iyi olmayabilir ama sonuçta Adana Demirspor zor bir deplasmandır. Taraftarı sağa baskı. İkincisi de İstanbul'daki Sivas maçı bence. Çünkü Galatasaray'ın iç sahada sıkıntı yaşadığı maçlar oldu. Maçları kazanabilir ama sıkıntı yaşıyor. Bir İstanbulspor maçı, bir Gaziantep maçı, bir Kayseri maçı Galatasaray sıkıntı yaşadı bu maçların belli dönemlerinde. Onun için ama baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nde Galatasaray'ın da takılmayacağını düşünüyorum. Ama hani bekle şeyiniz ne derseniz hani Temenniniz Temenin. ne derseniz tabii ki Galatasaray'ın takılması. Umarız. Ya da bir diğer temennim bizim takılmamamız. Çünkü ben Rams Park'ta kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Sizler de sorularınızı, yorumlarınızı ve desteğinizi süper chat üzerinden iletebilirsiniz. Hasan Arm. Kupayı İstanbul Spor maçında mı verecekler? E tabii ligin son maçı çünkü. Yani e... Peki Rams Park'ta şampiyonluğu ilan ederse falan. Edemezsin ki. Şimdi böyle gittin kazandın bir puan Dörf öne geçtin son maçlar var. Takıldığı takdirde. Ya o şimdi başka ben şimdi bugünden gidelim. Hı. Böyle gittik iki puan gerideyiz orada kazandık bir puan öne geçtik ama son birer maç daha var. Yine dediğim yere oynanmadan hiç bir maç kazanılmıyor. Yani şey olarak olmaz etik olarak olmaz ya da prosedür olarak olmaz şampiyonluğu garanti. Ben yani garantilesek de olmaz bu arada. Ligin bitiminde verirler kupayı. Daha önce de zaten yaşanmıştı Fenerbahçe. Ya bize vermesinler. Biz bir kupa bulur. Kad Biz Kadıköy'de bir organizasyon yapar. 2012-2011 kupasını bir kere daha kaldırırız. Sorun değil. Devam ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım. Oğuz Gün. Abi o konuşmayı biliyorum. Evet Dursun Özbek imza ile değil de herkesi ikna ederek 18 Temmuz değil de daha ileri bir tarihe karar geriye, alınması. Geriye. Şey, geriye. Daha ileri. ileriye, yani ileriye, bir alınması. Aynen. Daha geriye bir tarih alınmasından. Geri da. ama orada da yine e, Haziran değil. Haziran başı değil. O yine beklediğimiz tarihin de ötesinde. Ama bugün mi? itibariyle Dursun Özbek de biliyorsun. Bugün e, kulüpler bir toplantısı öncesinde konuştu. Aslında onun söylediği yani Haziran ayında bunun. Ya tabii enteresan olan şu. Şimdi Dursun Özbek birkaç hafta önce şey dedi. Ne aceleniz var kardeşim dedi. Hatta konuşmadı. Ne aceliniz var kardeşim işte 17'sini yapacak adam. Temmuz'da yapıyor. Ne fark eder 15-20 günde de. Bugün dedi ki Haziran'da yapsın. Yani Dursun Özbek'in hangi dediğine inanacağımızı ben çözemiyorum. Ya bugün ee, çok değerli Fenerbahçe Twitter hesa e, X hesapları paylaşmış şey olarak. Kronolojik olarak şu tarihte bunu dedi. Bu tarihte bunu dedi. Yani 6-7 farklı açıklaması var. Umarım bugünkü açıklaması hani Esenajun'un Acun kutu yarışması var ya son kararı mı? Son karardır inşallah bugünkü. Devam ediyoruz süper chatlere. ISO makina İyi akşamlar. Babamla izliyoruz seni. Senin olduğun yerleri. Babam 43 yaşında hiç kolay şampiyonluk yaşamadık diyor. Doğa ve himmetle işimiz olmadı olmaz da diyor. Ya babam benden ufak <laughs> bir defa. Sevgiler, selamlar. Evet, Fenerbahçe hiç kolay şampiyon olmadı. Çok ne söyleyeyim? Ee, görece kolay oldu şampiyonlukları, ama çok zor şampiyonlukları da oldu. 2010-2011'de yaşadığımız gibi. Ee, bu seneki de öyle olacak. Hepsi rahatlıkla yarınlarımıza anlatabileceğimiz şampiyonluklar. En azından. Ya günün sonunda tarih rahat mı zor mu olduğunu yazmayacak. Kim kimin şampiyon olduğunu yazacak. Öyle bakalım. Devam ediyoruz. Salih Birden. Perşembe günü sesimiz kısılana kadar susmak yok. Evet bu konu çok önemli. Ee, ben asla insanların özel yaşantılarına karışmam. Yok kardeşim maça işte alkolsüz gelin. Öyle gelin. Böyle gelin. Abi burası Türkiye Cumhuriyeti abi. Burası insanlar özgür. İster içer ister içmez. İster takılır ister. Ben şunu. Stada girdikten sonra sadece maçla ilgilenin. Yani Fenerbahçe'nin efsane tribün atmosferlerinin yıllarını o zaman insanlar şey miydi? Yeşilaycı mıydı? Gelmiyorlar mıydı maça öyle? Yani onun için bu, bunlar çok küçük insanlar hep şunu diyoruz değil mi? İnsanların özel hayatlarına karışmayalım. İnsanların bireysel özgürlüklerine karışmayalım değil mi? Karışmayın. Bırakın. Şunu diyelim ama maça girdikten sonra şu cep telefonlarından bir kurtulalım. Mümkün olduğunca kurtulalım. Hadi onunla da ilgileniyorsun. Skor ne olursa olsun maç 90 dakika. Biz belki 90'da atacağız golü 1-0 bitireceğiz maç uzatmaya gidecek. Abi 90 dakika tezahürat temposunu. Tempo dediğim sadece bağırma ses yüksek değil. Şiddet yani şu şarkılara Türklere girmeden onlar topu aldığında ıslık. Biz topu aldığımızda coşturucu tezahüratlarla ilerleyelim. Benim tek temennim bu taraftardan. Öyle oluyor. Yani mesela seviye maçı dün gibi aklımızda geçen seneki. Yani biz alacağımız turu atılan iki tane çakmak yüzünden verdik. Sağ yabancı madde atmayalım. Şimdi bakın rakip bizim ülkemizin hassas olduğu bir ülkenin takımı. Yunan takımı. Olympiakos. Ki onlar biz orada hiçbir terbiyesizlik yapmadılar. Bunu da söylemek gerekiyor. Ee, gaza gelmeyelim. Ya yani onların belki içinde bazı milliyetçi futbolcular olabilir kendi ülkelerinde. Türbünü kızıştırmak isteyebilirler. Burayı bilen bir Hatay Spor'da oynamış bir oyuncuları var daha önce. Şimdi Sevilla maçında kime hep kızıştırdı? Daha önce Galatasaray'da oynayan Alex Teyes. Çünkü biliyor taraftarı neye tepki vereceğini. Onun için sakin kalalım. Ne olur sahip şey atmayalım. Uefa bu konuları çok disiplinli çünkü. Ben umuyorum bu arada çoğu Fenerbahçe'ye yorumcusu bazıları eleyemez diyor. Bazıları normal sürede eleyemez diyor. Ben Fenerbahçe'nin normal sürede eleyeceğini düşünüyorum olimpiyakosu. Umarız. Perşembe günü bir önemli maç daha var Filin'in Sultanları. O da kazanırsa evet. inşallah. Şampiyon Hatta var. bir önemli maç daha var o zaman. Hadi eli büyüteyim. Bir de Fenerbahçe Beşiktaş maçı var erkek basketbolda. Erkek basketbolda evet ben yetişebilirsem ikisine birden gideceğim. Ya o zor gözüküyor. galiba maç 8'de. Ee, voleybol maçı 7'de voleybolla futbol artık. Ha işte. voleybol futbol olur. O yetişir. Voleybol, futbolu, ha yetişir. tabii şöyle maç 3-2 biterse yetişmez. Yani 5 sete giderse zor. 3-0'da kapatırız. İnşallah. Bora Öge başkanın bugünkü açıklamasını nasıl buldunuz? Hiçbir şey olmamış gibi kulüpler birliğine devam edip konuşmalar yapıyor ilginç. Yani şimdi şöyle Bora Bey, e, bu daha önce belli oldu zaten devam edecek. Tüm kulüpler dedi ki biz çıktık. Yüksel Yıldırım hatta Samsun Spor Başkanı dedi ki biz kabul etmiyoruz istifasını. Tüm kulüpler olarak sadece Galatasaray hariç dedi. Biz dedi kendisiyle konuştuk, rica ettik. O da kabul etti dedi. Yani bu bugün olacağı bunun belliydi. Yani ne yapacak şimdi? Yani masada Erden Timur ve Dursun Özbek kalkın masadan diyecek hal yok. Orası bir e, tü, e, şirket gibi düşünün kulüpler birliği vakfını. Bir vakıf yönetim kurulu orası. E, kişisel orada bir şey söyleyeyim. Masaya oturmayacak birisi varsa Galatasaray tarafının oturmaması lazım. Bu kadar laf yedikten sonra gidip oturmazsın karşısına Sayın Ali Koç'un. Ben normal Sayın Ali Koç e, samını ayırabilen bir insan. Yani nerede hiyerarşiyi nasıl ayarlayacağını çok iyi biliyor. Devam ediyoruz. Bu arada voleybol maçı 18'e alınmış. Böyle bir Aa, evet alındı. Ahmet Ercanlar, Ahmet abiden bir süper chat. Aklıma ayağında kundura türküsü geldi. Şu görüşme Ali Koç, Büyük Ekşi arasında olsa ortalık yıkılırdı. İki yüzlü medya, Serhat Galatasaray... Ya Ahmet şarası. onu işte dile getirdik. Yani yıllar önce Nihat Özdemir'le Zorlu Center'da yapılan görüşme ne kadar yankı getirdik. Bir daha söylüyorum Zorlu Center. İstanbul'da herhalde en kalabalık AVM. Futbol dünyasında en fazla insanın girdiği AVM. Her anın anında... Minimum 8-10 tane gazetecinin olduğu yani ellerinde makinalarla beklediği bir AVM'den bahsediyoruz. E burada Urfa'da muhtemelen e, fabrikada yanlış bilmiyorsam organize sanayide yani şehrin içinde de değil böyle çok merkezi yani ana caddede falan da değil. E, yani e, maalesef e, iletişimin de yapılmadığı için üzerine bir de e, soru işaretleri, mide bulantıları biraz artıyor. Devam ediyoruz. <laughs> İso Maçina, babam rahmetli Sefa Reis zamanı çok farklıydı diyor. E farklıydı. O zaman babana şunu da sor. Onun öncesi nasılmış? 90'lar, 90'ların başı yani Sefa daha genç olduğu zamanlar. Daha türbünün, Sefa de abilerinin olduğu zamanlar. Fenerbahçe türbünün hep iyiydi. Sefa abiden sonra e, şu oldu. Çok fazla e, farklı gruba bölündü Fenerbahçe türbünü. Yani hem Sefa abi yaşarken oldu bu. Maalesef Sayın Aziz Yıldırım Biliyorsun türbünde taraftarla çok uğraştı. İşte bir Anadolu GFB'nin kurulmasına öncülük etti vesaire. E, e ondan sonra da e, Allah rahmet eylesin Sefa abi ve, vefat edince bu sefer genç Fenerbahçeler içerisinde, içerisinde de farklı bölünmeler oldu. Farklı gruplar kuruldu. Ha, bu arada şu var bu grupların hepsinin ortak amacı ne? Fenerbahçe'ye hizmet. Fenerbahçe iyi olsun. Ben hep onu diyorum. Onun için ego yapmayalım. Hele hele şu ligin şu kalan lig ve Avrupa'nın kalan döneminde. Tek ses. Ben hala söylüyorum oradaki en kalabalık grup genç Fenerbahçeler. Genç Fenerbahçelerin önderliğinde güzel bir atmosfer oluşturalım. Çünkü bu sene bazı maçlarda o atmosferi oluşturduk. Yapabiliyoruz yani. Umarız Fenerbahçe <laughs> tribünleri tekrar o eski günlerine döner. İnşallah. Devam ediyoruz. Yerden maksimum 1.50. Ali Koç bugün 12 yabancı kuralı neden destekledi? Sakat da veriyorsun bir sürü 12 yabancıyla. Nasıl Avrupa takımlarıyla rekabet edeceğiz? E şöyle destekliyorsun. Şimdi senin Türk kadron daha iyi hepsinden. Yani 12 yabancın olacak da e bu... Yani 12 yabancı dediğin e yedekten girecekler. Yani hadi say 11 yabancı çıktın. E Türk oyuncuların çok iyi olması lazım. oyunu hamleyi Türklerle yapacaksın. Kaldı ki e, bu arada ben kısıtlamaların her türlüsüne karşıyım onu söyleyeyim en baştan. Bana göre çünkü niye? Ben pasaport oynamaz, yetenek oynar. Ama bu da bir bakıştır. Dersin ki benim Türk oyuncu kadrom daha iyi diğerlerine göre. Ben böyle devam edeyim. Bu da bir mantık. Bu arada geçen hafta tam yayın kapanırken bir Super Chat gelmişti onu birazdan okuyacağım. Tamam, peki. Özgür Arkan. Abi ve reji iyi akşamlar. Kolay gelsin. Devam. Teşekkürler Özgür Bey. Devam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Seyfettin. Selamun Aleyküm Murat abi. Sana bir türlü ulaşamadım. Aleyküm Instagram'dan da yazdım ama kabul edilmedi. Başarılar dilerim. Bursa yolun düşerse beklerim. En büyük Fenerbahçe. Görmedim ya. Bir daha yaz o zaman. Ben genelde çok şey benim görürüm yani. Bakarım. Bu ara Bayram Seyran biraz çok birikmişti mesaj ama bir daha mesaj atmanı rica edeyim. Bursa yolumuz düşerse tabii ki seve seve. Hemen şimdi yazabilirsiniz hatta. Ya yazabilirsiniz. <laughs> Yayından ya. hemen sonra kontrol edebilir. Peki önümüzde Olympiakos maçı var abi. Olympiakos evet. maçıyla alakalı beklentilerin neler? Fenerbahçe nasıl bir kadro ile bir çıkar? Bir defa her şeyden önce benim artık bunların... Bir önceki maçla alakalı düşüncelerim neler? Benim bir defa bu, bu dönemde artık tek beklentim ya da ilk beklentim yeni sakatlık olmaması maçta. Yani Fener... Çünkü bak şu anda rakibimizle aramızdaki en ciddi farklardan bir tanesi de şu. Galatasaray tam kadro ve sağlıklı. Yani adamın eli çok rahat hamle yaparken... İsmail Hoca'nın eli rahat değil. İsmail Hoca da düşünüyor. Ya ben bunu oynasam sakatlanır mı? Bu sakatlanırsa yerine kim oynayacak? Ki iyi bir haber. Mert Hakan'ın herhalde sakatlık düzelmiş. Düzelmek üzere ya da diyelim. Olimpiyakos maçında bile kadroda olma ihtimali var ama Sivasta olacak deniyor. Bir defa yeni sakatlık olmaması ilk dileğim. Ee, ben Olimpiyakos'un asla Fenerbahçe kalitesinde bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Zaten ee, değer olarak da öyle değil. İlk maçı kimse baz almasın. Fenerbahçe 3 gol ama 7 tüm goller bireysel hata. Ee, muhakkak İsmail Kartal ve teknik heyeti buna bu derse çalışacaktır. Eee Olympiakos kalecisini ben biraz sordum bilenlere özellikle bizim Berk Bekgöz'e sordum. Sonra biraz da o ligi takip edenlere sordum. Hani çok mu iyi kaleci bu adam? Yani ne bileyim bu kadar böyle her geleni kurtarıyor mu? Yok dediler. Yani normalde o gün iyi günündeydi. E, tamam onu da bir hesaba katıyorum. Fenerbahçe'nin çok iştahlı olacağını hesaba katıyorum. Taraftarıyla Fenerbahçe sabırlı oynayarak lütfen bir daha söylüyorum. ya maçı biz belki 90'da atacağız. 1-0 öne geçeceğiz. Ya da maç 1-1 gidecek. 90'da atacağız. 2-1 öne geçeceğiz. Ee, uzatma var ve senin penaltıları Livakovic gibi asıl şöhretini penaltı kurtarmayla yapmış bir kalecim var. Onun için sakin olalım. Ha tabii penaltılara kalmasını şöyle istemem. Bizim o gün maç sonu yayını var. Biz maç sonu yayını o zaman yapamayız. Tabii onu buradan söyleyelim yani. Gece maç herhalde bir buçukta falan biter. Ee, yani benim beklentim turun 90 dakika içerisinde geçilmesi. Ee, çünkü ben Fenerbahçe takımına inanıyorum. Fenerbahçe'nin Olympiakos'tan daha iyi bir takım olduğuna da inanıyorum. Oyun olarak da Fenerbahçe'nin ideal 11'iyle yani ideal 11'ine en yakın kadroyla sahaya çıkacaktır. Ee, özellikle Fred İsmail. Ya Fenerbahçe şöyle diyeyim. Fenerbahçe'nin bundan sonraki en büyük zorluğu Fred'in ve İsmail'in olmadığı maçlar. İkisinden birinin olmadığı maçlar da ikisinin birden zaten ikisi bir yani birinden ikisinden biri yoksa e, endişe duyarız. İkisi birden yoksa korku tüneline gireriz o maçlarda. Onun için e, ideal kadromuzda da çıkarsak Allah'ın izniyle ben kazanacağımız diyor ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Peki orada sağda Kurunic hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben iyi bir alternatif olabilir mi bu durumda? Olmaz. Olmaz. Mı? Şundan olmaz. Ben, Sezon sonuna kadar toparlar mı Avrupa veya lig yani maçlarında? Ya seneye de bu takımın oyuncusu. Sen sen bu sene Kurunic toparlatacağım derken bu kadar dibe vurursan Kurunic seneye de oynayamaz burada. Öyle bakacaksın olaya. Ben öyle bakıyorum olaya. Şimdi buna da kızıyorlar. Ha, eleştiriyorsun, sallıyorsun. Bak anlamıyorsunuz. Sallamadığımı bile anlamıyorsunuz. Diyorum ki Kurunic'i zorla oynatarak zorlayarak. Şimdi ne olacak? Kurniç bir daha oynattın, bir daha ıslıklandı. Taraftarla gerildi. Bir daha oynadı, kötü oynadı. Önümüzdeki sezon başlarken ne olacağını sana söyleyeyim mi? Satın bu Kurniç'i. Bu yine mi kadroda? Ama sen Kurniç'i biraz unutturabilirsen şu anda insanların hafızasında. Ya da doğru maçlarda oynatırsan, doğru şunu da söyleyeyim, kendi pozisyonda oynatırsan iş farklı olur. Biz Kurniç'i bir ideal pozisyonda oynatmıyoruz. İki bence zorluyoruz şu anda Kurniç'i. Bak adamın özgüven eksikliğini şöyle anla. Karagümrük maçında o kaçırdığı pozisyonda Sürekli kenara gidiyor. Birini görsem de pas versem diye. Bir oyuncu için en kötü durum budur. Kafada soru işaretlerinin arttığı zaman. Vursam mı vurmasam mı? Pas mı versem vermesem mi? Futbolcunun kafası rahat olacak. Şimdi Ceko düşünüyor mu? Ceko geldi gibi diyor ki ben vuracağım kardeşim. Tadiş düşünüyor mu? Ben diyor alacağım iki mi yapacağım. İçeri keseceğim diyor. Türbün bana şut demiş vur demiş. Öyle demiş. Bak biz bunu Arda Güler'e de yaptık bir kötülüğü. Vur 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 vur. Vurduğu zaman da ya oradan vurulur mu? Abi Kurniç'te de şimdi Hasan Ali gibi görüyorum Kurniç'i. Hasan Ali zamanını hatırlayalım. Hasan Elde maç santra düdüğü çalınır. Daha top sağ kanada atılır. Hasan Ali'de sıklanır oynadığı tarafta. Bunu yapmamak lazım Kurniç'e. Kurniç'i biraz korumak lazım. Kurniç'i maalesef benim düşüncem oynatarak koruyamayız. Kurniç'i biraz oynatmayarak en azından sonradan oyuna sokarak koruyabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Sayın İsmail Kartal ne düşünüyor? Ne yapar bilmiyorum. Ama ben ilk maçımız önümüzdeki maç. Hani Ferdi, İsmail, Fred, Şimanski bekliyorum. Süper chat'lerimize devam ediyoruz. Sizler de süper chat üzerinden sorularınızı, desteğinizi ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım. Osman Kaya Galatasaray hiçbir şey olmamış gibi masaya oturur, utanmazlar. Hocaları bile hala süper, kapı, süper kupa maçı olsa daha iyi oynardık bu maçı diyor yüzsüzler. Osman Bey orada şöyle yani yüzsüz müzsüz o sizin tab tabirleriniz. Şimdi biz bunları dersek bizi 62-22'den şikayet ediyorlar çünkü. Şunu söyleyeyim ama Osman Bey'in yorumu. Maç oynamak her takımı daha yukarı götürür. Bunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe çok uzun bir süre maç oynamadı. Ritmi bile bozuluyor hemen. Abi sürekli bak en iyi idman maçtır derler ya bu doğrudur. Bu şöyle tevatür falan değildir. Laf geç, en iyi idman maçtır. Fenerbahçe sizce niye bu hafta Karagümrük maçı ertelenmesini istedi? Federasyon erteleyelim dediğinde. Ritmi kaybetmek istemiyor Fenerbahçe şu anda. Yani o yüzden Okan Burak genelde katılmam ama o konuda katılırım. Devam ediyoruz. Bu tam geçen hafta biz ha, yerini kapatırken Zafer Bey zaten bizim kadrolu izleyicilerimizden. Evet. Buradaysa da yine bir selamını bekleriz. Son olarak mücadele boyunca İsmail Hoca ile devam etmeliyiz. Röportajını dinledikten sonra inancım çok arttı. Hepinize saygı ve sevgilerimle iyi bayramlar demiş. Arefe günün yaptığımız yayından tam böyle bir Hangi Ben kaçırmışım demek ki. Ee, Arefe günün geçen hafta değil ondan önceki hafta bir yayında konuşmuştuk ya İsmail Hoca'nın. Hatta şey demişti Fenerbahçe'den tepki alıyorum gibi bir cümle kurmuştu. Hatırlamıyorum. Doğrudur ya. Şimdi Zafer çok iyi takip ediyor. Ya zaten biz şunu diyoruz. Bu sezon zaten İsmail Hoca ile bitecek. Ben bunu 12 maç kala da söyledim. Bu sezon sevabı günahıyla İsmail Kartal'la bitirilecek. Ama bu şu demek değil. Sezon bittiğinde Şampiyonlar Ligi varsa önümüzde oturulup düşünce şöyle en basiten diyeyim ya Fenerbahçe'de bir yönetim ya bir başkan değişikliği olursa mesela de devam edilir mi İsmail Kartal'la bilemiyoruz. Ha tamam. Okey tamam doğru. Sercan Hamzoğlu röportajı. Oğlum niye ölü gösteriyorsun? O hemen Sercan Hamzoğlu diye. Sercan kardeşimiz. Ee, çok da güzel röportajdı. Ama orada bile zaman zaman hoca çok gergindi. Bak benim İsmail Kartal'da her zaman tek eleştirdiğim nokta var. Baskı altında çok ger, gergin hoca. Bak sen gerilirsen takımın da gerilir. Sen rahatlarsan takımın da rahatlar. Onu da şuradan örnek veririm. Ben bu arada iki yüzlük yapamam. Ben Vitor Pera sonrası İsmail Kartal gelene ve çok başarılı oldu. yani 12 galibiyet alıp son maç Beşiktaş'la beraber kaldıktan sonra da dedim. Ben önümüzdeki sezonu İsmail Hoca'yla başlamam dedim. Niye dediklerinde ben gerilim baskı altında gerildiğini düşünüyorum dedim ve şu anda gördüğümde yine geriliyor. Ya hoca bir rahatlasa bak. Hoca bir rahatlasa takım da rahatlayacak. İnşallah öyle olur. Hoca biraz rahatlar. Hocayı çok gergin görüyorum. Hocam bak tarihe geçiyorsun. İstatistikler zaten seviyorsun. istatistik vermeye devam. Tarihe geçerken biraz rahat ol ya. ya gerek yok bu kadar gergin olmaya. Abi rahat adam her zaman kazanır. Bak bunu hayat boyu kazanır. Helal et. Bak Sergen Yalçın niye başarılı oldu Beşiktaş'ta teknik direktör olarak? Sergen Yalçın rahat adamdır. Şöyle rahattır. Sergen Yalçın kendi içinde hiç rahat bir adam değildir. Takıntılıdır. Akrep Burcu'dur. Takıntılıdır yani. İyi tanırım. E ben de Akrep Burcu'yum. Ama Sergen Yalçın takımını rahat bırakır. Kamp serbesttir. Kampta kıyafet serbesttir. Kampta yemeğe inip inmemek serbesttir. Kampta maç öncesi belki bir gibi iki duble bir şey serbesttir. Ki bunu Avrupa'da bütün hocalar yapıyor zaten. Onun için bunu yap demiyorum İsmail Hoca'ya da. Ya mesela diyor ya ben sabah akşam tesisteyim. Kalma hocam tesiste. Evine git ailenle bak. Kendini de bir rahatlat. Ne bileyim restoranına git. Bir boğaz havası al. Yani kendine zaman ayır. Yani sana, dünyada böyle bir sen hiç mesela Pep Guardiola'dan şöyle bir şey duydun mu? Sabah akşam tesislerde yatıyorum. Yo niye yatsın ya? Abi sen idmanı yaptırdın mı? Analizi yaptın mı? E, takım evine gittikten sonra takım oyuncuların sen de git evine hocam. Bir aileni gör çocuklarını gör bir rahatla. Kafanı bir iki saat olsun futboldan uzaklaş. Bak hep tesistesin ya abi hep aynı duvar. Hep aynı yatak, hep aynı koltuk, hep aynı adamlar, hep aynı çimen. Bir yerden sonra artık kafa gitmeye başlar kendine kendi kendine konuşmaya falan başlarsın. Onun için ben İsmail Hoca'nın biraz rahatlaması gerektiğini düşünüyorum. Devam ediyoruz Perçetlere. Olcay, çok eskiye gitmeye gerek yok. Geçen sene 2-1 aldığımız Dinamo Kiev maçındaki tribünümüz o yeter. açıp izleyin muhteşemmiş tribünler. Evet. Ben de o maçtaydım. Çok iyi bir tribün vardı. Bence Lille maçında da çok iyi tribünler. Ren maçında. Ya aman. <laughs> ben bu devam Lille çekiyorsun. Lili... Çekiyor. Dur şu ben 40 an. kere daha söyleyeyim. Lille'i getireceğim Aston Villa'dan. Lille'i çekiyorsun daha sen. Daha önce Lille'de oynamıştık ya ondan. Evet. Ağren, doğru. Ben maçı da efsaneydi gerçekten. Emre Mor'un golü unutulmaz. Özgür Arkan. Sözde hep destek tam destek diyen taraftarımız beni çok yoruyor abi. Yoruldum bizden olanlara mantık aşılamaya. Neyse seviliyorsunuz. İyi akşamlar demiş. Ya maalesef insanı belli bir yerden sonra değiştiremeyiz. İstediğimiz kadar aşılayalım aşılamayalım. Onun için biraz akışına bırakalım. Kaldı 6 hafta 40 gün. Özhan Özdemir, iyi yayınlar. Bence finale lili eleyip kalacağız. Ya ben de deminden beri Lille diyorum. Herhalde oraya gidiyor iş yani. Çekiyorsun ha böyle <laughs> Çekiyorum. bir şey varmış. Çekim yasası. Çekiyorum. Ne kadar çok söylersen. Ya bu arada Lille de öyle zayıf bir takım falan değil orada onu da evet. yani. Ama tabii ki Aston Villa'ya göre kimi tercih edersin? Lili tercih ederim her türlü. Daha diş geçirebileceğimiz evet. bir takım Lille. Oyun stili olarak BRK TFKC, Burak Tüfekçi sanırım. İyi yayınlar. Bugün 3 4 işte Galatasaray Abi. yönünde taraftarlık yaptıklarını düşünüyorum. Maşallah Haluk'un ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Abi şunları artık finishini yap. sana dedim ya yayından önce yoruldum diye. En çok yoruldum konu bu. Ve Hep aynı kişi mesela bu arkadaşımız bana haftada en az 10 tane mesaj atıyor. Yapmayacağım arkadaşım. Ne yapayım finishim döveyim mi adamı? öldüreyim mi adamı ne yapayım? Ya izlemeyin kardeşim. Mesela sen niye Galatasaray programını izliyorsun? Ya ben anlı bak ben Dört yıldır dijitalde program yapıyorum. Bir tane Galatasaray programı izlemedim biliyor musun? Kimse inanmıyor. Gerçekten izlemiyorum. Ha, de falan kesit ya da Instagram'da kesit görürsem bakıyorum. Yani o da işte 30 saniye, 40 saniye. Ya da birisi gönderirse falan. izlemeyin abi. Ya ne bekliyorsunuz? Ne demesini istiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ne diyecek adam? Fenerbahçe şampiyonluk istiyorum diyecek. Ne diyecek ya? Ya ben anlamıyorum abi. Gerçekten çok acı. Gerçekten çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum. Bu kafadan çok yoruldum. Finişim yap. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle size söyle ne yapayım mesela finişim. Hani İngilizce bilmeyen de varsa izleyen bitir onu diyor. Ne yapayım soruyorum abi. Yani aslında senin her kulvarda varlığın Fenerbahçe açısından daha iyi ki sen gereken cevabı yerinde ve hayır zamanında ver. Ya finişim ne demek abi? Ne yapayım soru soruyorum buradan. Finishim ne demek abi? Ne yapayım? Döveyim mi? Vurayım mı? Ne yapayım? Ay ay. Evet. Neden yorulduğunu biraz daha anlamış oldum. Oğuz Gün Abi Galatasaraylı taraftarlar olarak seni izlemek büyük keyif. 3-4-3 sansürsüz. Bir dakika yanlış mı? Kendi okurum. kanalın. Yok ben ilk başını doğru mu okudum Yok, doğru Galatasaraylı okudum. taraftarlar? Sansürsüz. Kendi kanalın. Ayrıca yabancı vardan sonra sosyal medyada biraz sinde herkese bir rahatlık. Herkes bir rahatladı sanki demiş. Biraz sanki demiş. Teşekkür ederim. Galatasaray taraftar olarak deyince bir şey Benim oldu. çok var Galatasaraylı izleyici. Ne güzel. Çok, ben direkt mesaj aldığımda çok var. Gel abi kahve içebilir miyiz diyen de var. Bir yemek yiyebilir miyiz diyen de var. Yani... Abi bizim yapmak istediğimiz bu zaten. Ya ben tabii ki Fenerbahçe taraftarıyım. Onu sorgulayacak adamın alnını karıştırırım yani. Var böyle sorgulayanlar da. Ee, mesela onları finişim yaparım işte. Onu söyleyeyim. Ee, ama abi her hepimizin ailesinde var. Tamam mı? Bak Hulusi Belgü. Fenerbahçeliği belki benden yukarıdır. Yani benim için kimse kimseden yukarı ama yaşça benden büyüktür. tribün geçmişi benden fazladır. E babası Galatasaraylı ya. Benim öz amcam Galatasaraylı. Yani ne yapacağız mesela? Görüşmeyeceğiz, kapatacak. Ben çoğu insana kapattım mesela. Benim hayatımda çok az var Galatasaraylı ama abi çoğu insanın ailesine var, eşi var, babası var, abisi var. Yani abi biraz hayatta bir arada yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ya. Bu kadar zor olmamalı yani. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Neyse takipçimiz çok. Baktım başlıyor şimdi artık bir Fenerbahçe'li bir Galatasaraylı programlar. Bizi takip etmeye devam edin. Haklı başında olan pek çok taraftar her kulübün taraftarı kanalımızı zaten takip Benim valla çok var izleyen. Yani. Çok yani özellikle bu terbiyesizlik fotoğrafı... yapmadıkları zaman da Instagram'da da gayet sohbet ediyorum. Hiç sorun yok benim için. Çünkü herkes bu futbol ikliminin gerçekten temizlenip rekabetin Aha, sana ama da kalmasını istiyor. Ama bizim bazı çok akıllı. Şeyden laf sokuyorlar düşürürler beni diye. Twitter'dan. Ben düşmem. Ben düşmem onu söyleyeyim. Ben orada muhatap olmam. Ben bloklamam da. Aa dersin ki adam beni bloklamıyor. Yardırayım ben. Ben sessiz alıyorum hesabı. Zaten görmüyorum onun içinde yazdığını. En güzel. Abi Bloklamak, hep tekrarladığın şey senin aslında tabii, Bloklamak bir insanı ciddiye almak. Tamam mı? Mesela Serhat Akın beni bloklamış. Ve daha bu işler başlamadan bloklamış. Hiç adama daha bir şey söylememiş. B bloklamış. E demek ki beni ciddiye alıyor. Mesela ben bloklamam ben sessiz saldırırım abi. Sessiz de dursun. Senin de hep tekrarladığın şey siz e, umursadıkça onlar var. Tabii, bak hep aynı örneği veriyorum. Benim okuduğum bir kitapta şunu diyor. Siz nerede yaşıyorsunuz yaşadığınız şehir. Biz İstanbul'da yaşıyoruz değil mi? Diyor ki sen New York'ta bir yaşantı olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorsun ki. Sen Ankara'da bir yaşantı olduğunu da bilmiyorsun normalde. Sen İstanbul'dasın, burayı görüyorsun. Ben bu stüdyodakilerin yaşadığını biliyorum şu anda. Enerjiyi görüyorum. Abi yani Galatasaraylı, Haluk öyle dedi. İşte e, Oğuz abi öbür türlü dedi. Levent Tüzeme'ye şöyle dedi. Ya bana ne ya? Ne derlerse desinler. Biz de bir sürü şey söylüyoruz ya. Ne yapalım? Devam ediyoruz. Süper chatlere yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım. Seyfettin. Davet gönderildi yazıyor. İkinciyi yazamayız. E, davet gönderilirse demek ki daha görmemişiz. Seyfettin. Bayramda 20 tane mesaj geldi. Ben ne yapayım? <laughs> Bakalım. Birazdan sevgili Murat Aşık yayından sonra kontrol edecektir mesajları. Şu anda da bakıyorum. O sen okurken ben aradan bir bakayım. Mehmet Harputlu oğlundan bir destek var. Çok teşekkür ederiz Meh Mehmet Bey'e. Vallahi yok. Ben de seyfettin diye birisinin mesajı. Bay Nakman destek vermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Parmak arası terlikten bir destek var. <laughs> Çok da böyle <laughs> ikonik Çok kullanıcı Parmak arası terlik. <laughs> Salih birden. Altı maç kayıtsız şartsız. Fenerbahçemizi destekleyelim. Hesapları, kitap, kitapları sezon sonu yaparız. işte. en... Hem... Şu cümleyi ben de sen beni linç ederler. Vay Avrupa'yı düşünmüyor musun sen diye. Elliktik lig altı maçtan bahsediyor. Altı haftamız var abi. Doğru söylüyorsunuz. Final 29 Mayıs şeyin finali. Konferans gidin finali. Bugün 15 Nisan. Kaç Nisan bugün ya? 16 mı 17 mi? Bugün 16 Nisan. 16 Nisan abi işte 14 40, 45 gün var ya. Abi 45 gün destek olalım şu takıma. Başka bir şey yok. Sonra zaten çok hesap göreceğiz. Ben de hesap göreceğim. Bekliyorum. Ben de bekliyorum. Benim de var bir hesabım. Bekliyoruz. Önce Fenerbahçe. her zaman Fenerbahçe. Gökçe Uzunay Gökçe abiden bir destek ve bir ne güzel. yorum tüm düzeni yıkıp biz şampiyon olacağız o kadar. Ne kadar ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil ee, evet. Bu kadar işte ya. Abi pozitif olalım biraz. Kısa ve öz yani. Yani. özeti Bak, budur de. aslında. Neden şampiyon olamayacağızı sormayalım abi. Şampiyon olacağız. Ya da neden şampiyon olamayacağız anlatmayalım. Bak adam ne güzel söylemiş. Şampiyon olacağız. Bitti tamam bu ya. Hesaplarımızı da sezon sonu yaparız. Hesap sonu sezon sonu çok hesap görülecek devam ediyoruz süper chatlere sizler de sorularınızı yorumlarınızı ve desteğinizi süper chat üzerinden iletebilirsiniz. Mehmet Harputluoğlu'ndan bir destek daha var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Seyfettin Bey tüm yorumlarına imza atarım abi. Tam senin kafandanım. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ediyoruz Seyfettin kardeşim. Bey. Bayın Akman sakatlıklarla olmasaydı Ciku ya da performansa göre bazı maçlarda Bonucci ön libero ön libero da ...ayığı pas yapan olarak kullanmak o fasta Fred ve İsmail'i rahatlatmaz mı? O bölgede baskı yapacak ...ayığı iyiler. Şimdi ve... tabii ki yapılabilir. Tabii ki olabilir ama az önce söylediğimiz gibi yani artık 6 hafta kaldı. İsmail Kartal'ın da muhafazakar bir teknik direktörü. Yani çok esnek değil. Kendisi de söylüyor zaten. İşte ben tek forvet oynarım. Ben 4-2-3-1 oynarım. Yani bu kadar ee, katı kuralları olan hocaların zaten çok fazla saha içinde pozisyon değişikliği yapmasını bekleyemezsiniz. Nasıl değiştirir? Fenerbahçe'de işte herkes sakatlanırsa bir ara Ha bu arada Ciku'yu denedi bu sene iki maç. Az sürelerde de olsa. Bunun için orada oynamışlığı da var. Şöyle diyelim. Sizin şeyinizi şöyle tamamlayalım. Allah bunu düşündürmek zorunda bırakmasın. Yani İsmail hep sağlıklı kalsın. Fred hep sağlıklı kalsın. Biz İsmail, Fred, Şimanski'mizi bozmadan hayata devam edelim. Devam ediyoruz. Süper chatlere. Osman T. Haluk Bey'le program harika. Murat abinin daha fazla benzer programlara çıkması lazım bence. Trabzonsporlu olmama rağmen takip ediyorum demiş. Oğuz Altay'la da çıkıyorum. O da Galatasaray'la başka teklif gelirse çıkarım. Daha önce Alem Markaryan'la çıkıyordum. Beşiktaş'tı. Ee, benim öyle şey egolarım yok. Onunla mesela bir, geçen birisine söylüyorlar bu Fenerbahçelilerden. Bu ara çok popüler. Yeni de transfer yaptı bir kanala. Ben onun olduğu yere gelmem diyor. Mesela benim hiç böyle şeylerim yok. Abi niye? Ben kendime güveniyorum ya. Ben her yere giderim. Herkese otururum. Ben geçen gün Rasim Ozan Kütahya'yla da program yaptım. E ne olacak? Ne oldu? Sonuç? Benim karşıma gayet medeni, normal, <laughs> sevecen. Bak, ben bir de benim karşımdaki işe bakarım. Bana ne kendi mecrasını söylüyorlar. Ben ona, ya ben de kendi mecramda neler söylüyorum. Ya da söylemişimdir zamanda. O ayrı o ayrı. Abi biraz olduğumuz o. Mesela ne dedi demin? Sayın Ali Koç'u biraz. Abi Sayın Ali Koç niye mesela o masada ayrı, kongre kürsüsünde ayrı? Abi bazen böyle olmak gerekiyor. Orada böyle davranman gerekiyor. Öbür tarafta öyle davranman gerekiyor. Bunu ayırt edebilmemiz gerekiyor. Bunu ayırt ettiğimiz gün hayat çok daha güzel olacak. Bu arada çıkarım yayını. Şöyle şeylerim yok. Devam ediyoruz. Babür Bey'den bir destek var. Çok <laughs> teşekkür ederiz kendisine. Yusuf Kaya. Yusuf geldi. Evet, hoş geldiniz Yusuf Bey. Dünkü yayındaki soru soran abiye sinirlendim <laughs> abi. Seni sinirlendirdiği için. Sen mutlu, biz mutlu. Sen mutsuz, biz mutsuz. Çok o inanıyorum. O beni sinirlendirmez. Şampiyon olacağız. O beni benim, benim kardeşim. Gerçekten yani. Anne baba ayrı kardeşim. Ee, Dedim çok az insan vardır. Bir tanesi de Aydın Cingöz'dür. Biz onunla... Ben akıllı insana tartışmayı çok severim. Onu baştan söyleyeyim. Yani aklına güvendiğim insanla tartışmayı çok severim. O yüzden de o dün bir test sundu. Ben bir test sundum. Yayın bitti, öpüştük, ayrıldık. Yani ya bakın tartışmakla kavga etmek arasında kalın bir çizgi var. İnce değil, kalın bir çizgi var. Kavga etmek başka bir şey, tartışmak başka Biz dün tartıştık. Konu kapandı, gitti. Konu orada değil. Ben sonra ona takıldım. Nasıl dedim üstüne gittim falan. Abi bunlara biraz, biraz insanlara da şey yapmaya çalışıyoruz ya. Yani bunu anlatıyoruz abi. Burada tartışırsın, burada iş biter. Hayatta 50 tane derdimiz var. Bir de bunlara mı takılacağız ya? <laughs> devam ediyoruz BRK abi kızacak bir şey yok adamın niyeti kötü bir rakip değil adeta bir tetikçi gibi sahada bu konuyla ilgili hiçbir şey Yazma yazmayacağım zaten. Saygılar. bir şey söyleyeceğim adam rakip değil ki sen adam gazeteci adam Galatasaray kulübünün yetkilisi değil ya anlayamıyorsunuz herhalde bunu adam bir gazeteci Levent Tüzemen bir gazeteci Gökhan Dinç bir gazeteci Haluk Yürekli bir gazeteci Galatasarayları söylüyorum Nevzat Dindar bir gazeteci Süleyman Rodop bir gazeteci Gazeteciler abi bunlar. Galatasaray Kulübü'nün yetkilisi değiller ya. Biz de Fenerbahçe Kulübü'nün yetkilisi değiliz. İsteyen tetikçilik yapar. isteyen sözcülük yapar. isteyen bizim Fenerbahçeliler gibi anti Fenerbahçelilik yapar. Anti Ali Koççuluk yapar. Anti İsmail Kartalcılık yapar. Abi herkesin bir şekli var yani. Buna karışamazsınız ya. bana da yazmayacaksan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama soruma cevap vermedi mesela. Finişim ne yapacağız? Finişim. Finişim abi. Ne yapacağız finişim? Devam ediyoruz. Süper chatlerimiz bitmiş Murat abi. Süper chatlerimiz bitmiş. 50 dakika. Artık az evet. süper chat geliyor. Ama çünkü şundan az geliyor burada arada onu da söyleyelim. Şimdi bizim her gün yayınımız var. Yani şöyle haftada 3 gün yayınımız var. Zaten bizim ben şöyle bizim bu hafta bu hafta sonu maç sonuna 1 saat sürdü süper chat. Yani onun için izleyicilerimizin hakkını yemeyelim. Her gün çok ciddi destek veriyorlar. Eksik olmasınlar. Evet. Teşekkür ederiz. Ya bir de şu oldu. Bakma. Benim sana yayın başına söylediğim Okuyacağız onu. Benim sana yayın başında söylediğim... Abi insanlar da yoruldular. İnsanlar da sıkıldılar. Şu anda mesela gündem yok. Niye yok? Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kazandı. Ne sorsun adam? İkisinden biri Allah göstermesin bu Fenerbahçe olmasa ikisinden biri kırıldığı zaman sen gör burada süper çıktı. Yine 3 saat yaparız. Ama şu an yani mesela şu anda dikkat etsinler sadece bu program için söylemiyorum. Tüm Fenerbahçe içerikleri belki sezonun en düşük izlenmelerini yaşıyor herkes. Çünkü neden abi insanlar neyi de izlesin ki şu anda işte Fenerbahçe kazandı. Ertesi gün Galatasaray kazandı. Puan farkı korundu. İşte bizim bir Olympiakos maçımız var. Belki o maçın sonu inşallah tur atladığımız zaman daha fazla izlenecektir programlar. Ben çok doğal karşılıyorum. Yine de yayına destek olanlara teşekkür ederiz. Buyurun evet, parmak arası terlik. Süper parçetler var. Devam ediyoruz. Parmak arası terlik. Murat abi duran topları biraz daha çalışalım bence demiş. Ya kaldı 6 hafta çalışalım da yani artık ne gelişir bu saatten sonra bilmiyorum. Bence bu arada gelişte duran toplar yani sezon başına göre daha iyi durumdayız. Bizim çok güzel bir izleyici kitlemiz var bu arada. Sen süper chat yok dedin. Dört <laughs> tane geldi anında. Taş versen pırlanta yaparlar. Abdullah Sağ ol. Çoşkun. Abi Servet Yardımcı adadaymış ne düşünüyorsunuz? Yani çok... Adaymış ne düşünüyorsunuz? Ya tabii Servet Yardımcı UEFA'da çok ciddi rollerde bulundu. Ama benim tanımam da kendisini. Seveni var, sevmeyeni var. Destekleyeni var, desteklemeyeni var. Ben daha yeni bir yüz. Yani daha modern bir profil tercih ederim ama Servet Bey bilmiyorum tabii kulüpler ne karar verecek. Bu arada ben tek bir aday olmasını istiyorum. Gerçekten 3-4 adaylı bir seçim olsun federasyon seçiminde. Niye tek aday yani? Tek adaylı şey seçimdi ki zaten. Tek aday ise onu seçme günü. Bir seçim yapmıyorsun çünkü onu seçiyorsun gidip. Onun için umarım birden fazla aday çıkar. Türk futboluna faydası olacak. Herkesin de o Türk futbolunun başına geldiğinde oh be kardeşim diyeceği bir isim çıkar. Servet Yardımcı bu ismi onda çok emin değilim. Senin bir duyumun vardı. O duyumun ne zaman Mahmut çıkıyordun? Özgener ismi hala gündemde. Herkesin çok ciddi istediği bir isim. Ben hala e, Mahmut Özgener olursa o söylediğim şey olur. Oh beder insanlar bir tur. Evet bunu defalarca kez söylemiştin. Ahmet Han Murat abi hürmetler. Şampiyonluk birlikten geçer. Birlik olalım. İnanmış Fenerbahçe'nin önünde hiçbir engel duramaz. Ayrıca yayını da beğenelim. 1500 kişi izliyoruz. Beğenmeyen malum takımlı olsun. Sağ olun Ahmet Bey. Ya 1500, 1300, 1000, 500. biz burada Günü geldi 200 kişi de yaptık, günü geldi 5000 kişi de yaptık. Ben o iç takılmam bu arada, az mı izlendi, çok mu izlendi? Biz hep onu derim abi olanlar yeter, düşünenler yeter. Tabii ki beğenirseniz programı beğenirseniz ...kanalın yaşayabilmesi adına, bu kanalın sürekliliği adına daha iyi olur. Seviniriz, mutlu oluruz. Devam ediyoruz. Mervan Paşa Kozluca, ikna etmeye gerek yok, inanmayan taraf, in, ikna etmeye gerek yok, inan, inanmayan taraf sarı. İnanan taraftarlarla şampiyon olacağız. O kadar inançlıyım ki o gün adam gibi sevineceğim bu program yüzünden. İyi ki varsınız değerli büyüğüm. Ya tabii ki çok sevineceğiz, çok mutlu olacağız. Mesela ben şunu diyorum, ben belki diyorum evde bir odaya çekileceğim tek başıma. Bir kadeh bir şey koyacağım Veya abi gözlerimi kapatıp sadece o anın mutluluğunu yaşayacağım. yani Hiç öyle çıkıp çılgınca eğlenir miyim, eğlenmez miyim? Ama hani hayalim bu mesela. Abi sessiz bir oda tek başıma olmak mesela. Onu öyle kutlamak en azından bir süre. Sonrasında bilmem sonrasında azarız kuduruz o ayrı da ya da başına azarız kuduruz söyle yani böyle bir an yaşamak istiyorum. Birkaç saat böyle yalnız kalıp hani hakikaten tamamen sezonu böyle kafada yani neler yaşadık neler e, gördük geçirdik koca bir sezon. Bir de çok erken başladık ya Temmuz'un 12'sinde bile başladı Fenerbahçe sezonu? İnşallah Mervancım inşallah güzel günlere az kaldı güzel günler görmeye az kaldı. Devam ediyoruz. Uvendire Aykut Kocaman demiş. Federasyon başkanı olarak. E, federasyon başkanlığı için sanırım. Keşke olsa. Bir yandan da sohbeti takip ediyorum. Ahmet abi de ben sormuş. DFF Keşke olsa. Diye. Keşke olsa. Dediğin düzelme Aykut Hoca Abi Aykut Hoca'nın bugün Galatasaray'sı da Beşiktaşlısı da Trabzonlusu Saygı da. duyuyor. Saygı duyar. Mehmet Sarputluoğlu. Abi biz ne zor maçlardan şampiyon çıktık. Bu son maçı da alıp şampiyon Fener yazdıracağız. İnşallah. 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 Beş gün falan ben bir caddeden çıkmayacağım. Yani şampiyon olursak. Sen gençsin sen çıkma. Yusuf Kaya. Konu olmasa bile abi seni seve seve dinliyoruz. E, Yusuf'cum konu yok anlamda söylemedim. Yani farklı bir konu yok. Yani haftalardır hep aynı. Fener kazanıyor, Galatasaray kazanıyor. Galatasaray kazanıyor, Fenerbahçe kazanıyor. Yani hep aynı kısır döngü devam ettiği zaman normal insanların da. E, bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları var şimdi. Bakayım saat 4 dakika sonra başlıyor. Muhteşem maçlar var. E, şu anda Efes'in maçı var yanlış bilmiyorsam. Falan yani böyle izleyecek şeyler de var. Onun için bu arada taraftar da rahatlasın biraz. Mesela ben onun için şu anda hiçbir şey izlemiyorum sporla. Yani böyle spor programı gördüğümü değiştiriyorum hemen. Ya maç izliyorum yani. Ee, biraz rahatlamamız gibi hepimizin rahatlaması gerekiyor. Bu arada Vendire e, Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe başkanlığı için sormuş. Ya bugün öyle bir Feridun Nideroğlu'nun iddiası bu. Bilemem ben öyle bir şey duymadım. Şimdi duymadığım bir şeyle yorum yapamam. Fenerbahçe bana soruyorsan olmaz. Şöyle yani aday olmaz. Yani çünkü Sayın Aykut Kocaman şunu demiş birisi. Ben şu an aktif teknik direktörüm. Bunu bıraktığım gün açıklarım dedi zaten. Şimdi aktif bir teknik direktörken Fenerbahçe başkanlığı aday olmaz. Benim tanıdığım Aykut Kocaman. Ha şunu der yarın. Der ki ben aktif teknik direktörlük kariyerimi noktaladım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nda adayım. Baş göz bakarız. Yönetimine bakarız. Projelerine bakarız. Otururuz değerlendiririz. Bugün adayım diyen birçok insanın daha fazla oyalacağı kesin. Onu söyleyeyim. Devam ediyoruz. Abdullah Çoşkun, Acun abi yönetime girerse bir şeyler değişir mi? Ya tabii ki değişebilir Acun Ilıcalı. Ben hep diyorum. Burada mı söyledim? Başka bir programda mı söyledim? Ben, ha da kendi da YouTube kanalımda da söyledim ben. Ben Acun Ilıcalı'nın başkanlığı konusunda bir şey diyemem. Çok e, oraya konumlandı. Ya şu anlamda yani Acun Ilıcalı'nın iş yoğunluğu, Türkiye'de az vakit geçirmesi tarz olarak... Yani 3 ayda bir Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına gelip takım elbise bir konuşma yapmasını falan çok oturtamıyorum kafamda. Ama yönetim kurulu üyesi olarak şahane bir yönetim kurulu Bak reklam... Fenerbahçe'nin bence en büyük eksiği olan iletişim. Ee, mesela o bir oyuncusu var Hulsti'de. Filoloji mi? Filoloji mi? Şey mi? Bondurkit ee, olan. Aston aynen Bondurkit. Aston aldı. Mesela onun falan bir paslarsa şey olur tabii. <laughs> ee, Acun Ulcalı çok renkli bir e, Fenerbahçe yöneticisi profili olabilir hakikaten. İnşallah da olur. Ama kimin yönetimine girer derseniz Acun Ulcalı Fenerbahçe'de bir kişinin yönetimine girer. O da e, Sayın Ali Koç. Onun için yani mevcut duyduğumuz adayların birinin yönetimine girmez. ...devam ediyoruz. Sizler de süper chatten... ...sorularınızı, yorumlarınızı ve desteğinizi... ...iletebilirsiniz. Fiko... ...eleştiri, Cingöz ile olan tartışmanızda... ...konuşturma dediniz. Lütfen konuşun. Ne geliyorsa... ...başıma biliyor. Susmaktan... geliyor. Konuşmaktan daha ne zarar adamın vermez. İçinden geçtik orada tabiri caizse. Konuştuk. Yani şimdi Ertuğrul Karanlık'la ilgili ben onu duyuyorsam... ...gerçekten dokuzunu söylemiyorum. Orada onu söyledim zaten. Beni konuşturma diye. Ama artık baktım ki iki gündür... ...öyle bir güzelleme başladı ki takım teşekkür et. Tamam. Ben de sustum. Umarım... Fenerbahçe Spor Kulübü önümüzdeki sene Ertuğrul Karanlık'ta devam eder sağlık heyetinin başında. Madem bu kadar başarılı, bu kadar iyi, o zaman devam etsinler seneye. Değil mi? Bu kadar başarılıysa bütün takıma falan teşekkür ettirdiler bu hafta. Devam etsin seneye de. Devam ediyoruz. Milli Halp, <laughs> Süper Chat bitmez. Sizi seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Süper Chat Sevgili bitmez, vatan bölünmez. <laughs> Seyfettin, Burayı meşgul ediyorum. Kusura bakma. Ama e tamam o geçmiştir. zaman ben onu görmesem ya da onu sildiysem şu anda açıktır gönderebilirsin. Şöyle yani. yapabilirsiniz. E, mesajı geri alıp Seyfettin Bey ha, tekrardan Mesajı geri getir, al bir ha, daha evet. at. Mesajı geri alıp tekrardan ya da Süper Chat'ten Instagram kullanıcı adınızı da belirtebilirsiniz. Murat abi yayından sonra kontrol edebilir. Onayşen. İyi akşamlar Murat abi. Hoca İdman'da çift forvet denemiş. Ne düşünüyorsun? Frankfurt'tan selamlar. En büyük Fenerbahçe ölümüne. Öncelikle Frankfurta selamlar. E, çift forvet hoca maçlarda deniyor zaten yani. Antrenmanda denemesi çok yeni bir şey değil. E, ben umarım, ben umarım diyorum bunu geçen de söyledim. Ha bu Olympiakos maçı için doğru mudur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin İsmail Fred %100 sağlıklıyken iken 4-4-2 oynamasının önündeki tek engel iki tane... Orta sahanın iki kanadı. Yani klasik 4-4-2'de İrfan Can Kahveci'de, Duşan Tadiç'te zorlanabilir. Bunu bekleri biraz onların yerine sokup onları biraz 4-2-4 yani gibi hucuma gittiğinde dizilirse Fenerbahçe. 4-2-4 gibi yerleşirse o zaman daha ideal olur yani e, İrfan ve Tadiç'le. Ha belki şunu dener Fenerbahçe. Yani Tadiç ve İrfan olmayıp Avrupa'da çünkü kent de kadroda. Kent Cengiz Ünder yaparsın. O zaman onlar 4-4-2'nin klasik iki tarafını oynar. Zaten... Kent'in bu sene Fenerbahçe'de faydalı olmamasının en büyük sebebi bu. Kent 4-4-2'nin 4'ünün solu. Yani orada oynatabilsen zaten iyi oyuncu. Onun için ya bu arada denemek iyidir. Çünkü şimdi bir maçın neler barındıracağını bilmiyoruz. Maç uzun süre berabere gidebilir, geri düşebiliriz. Karagümrük maçında olduğu gibi çift forete dönmemiz gerekebilir. Ha, baştan böyle başlar mı hoca bilmiyorum. Çok ihtimal vermiyorum ama. Devam ediyoruz süper Yusuf Kaya inşallah şampiyon olduğumuzda o günde yayın yap abi. Söz veremiyorum. Big White Eyes. Ben Allah'ın izniyle şampiyon olduğumuzda bağıra bağıra ağlamak istiyorum mutluluktan. Yo, ben de hep oluyor ya. Olsak da oluyor, olmasak da oluyor. Ben maç izlerken de çok oluyor bende o. Burak Tülge. iyi yayınlar, seviliyorsunuz. En büyük Fenerbahçe. Teşekkürler. Ağlamak güzeldir bu arada. Çok insani bir duygudur yani. Evet. Yusuf Kaya. <laughs> Keşke Ali Koç'tan sonra başkan olsan. Yusuf'cum. Ben hiçbir şey bilmem ama bir şey çok iyi bilirim. O da haddimi. Öyle bir durum asla yani estağfurullah. Bizim o seviyeler. Oralar şampiyonlar ligi. Biz daha aşağılardayız çok. Sırf yayın uzasın diye en büyük Fenerbahçe. Yusuf ]lik. sağ Seni izlemeye Yusuf doyamıyor. seviyor. Yusuf Yusuf seviyor uzatmayı programı. Canı sağ olsun. Eksik olmasın. İK 33. Abi senden tek bir yorum istiyorum. Son tek bir tek bir istiyorum diyor. Okulu bir gün <laughs> biliyor musun? Lan ne oluyor dedim. <laughs> Tek bir yorum istiyorum. Son 5 maç Fenerbahçe 80 faul 20 sarı Galatasaray 73 faul 4 sarı kart faulü temiz mi yapıyorlar yoksa temiz eller dedikleri şey bu mu? Şimdi bir faul kart şirkesi biz burada ilk biz söyledik faul kart şirkesini Cenk Turuk'la yaptığımız daima Fenerbahçe programında Cenk söyledi hatta Cenk Turuk ben de o günden sonra dikkat evet var şuradan yürüyebilirler sadece. Kardeşim faulün yapıldığı yer, faulün şiddeti. Siz daha kritik yerde yapıyorsunuzdur. Biz taktik faul yapıyoruz o yüzden görmüyoruz falan filan. Bu çok çoğaltılır. Ama bunun çok iyi niyetli gözükmediğini bugün sokaklık çocuğa sorsanız da söyler. E, Fenerbahçe'nin şu anda her maça 7-8 hatta 9 tane sarı karşısından oyuncuyla çıkmasının dünyada örneği yok. E, onun için. Ama bu sene bunun değişeceği yok. E, i̇şte kalın altı maçın kazasız belasız geçmesini temenni etmekten başka ne gelir ki elden şu anda? Tek bir. <laughs> Seyfettin. Kaçırdım yayınları yatarken izliyorum hanım şikayetçi demiş. Bu zaten bizim programlarımızda. Abi kaçırdığınız yayınları izlemeyin gözünü seveyim. Ertesi muhakkak yayın oluyor zaten bir yerde. <laughs> yani bizim programlarımızda insanlar gerçekten eşleriyle kavga pahasına. Ama abi eşlerinden de rica ediyoruz. Kaldı altı hafta. 6 hafta, sonra hafta rahatsınız. daha. rahatsınız. Kocalar sizin. <laughs> evet Murat abi süper bitti. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Güzel bir saati bulduk. Doğulalı bir programı daha geride bıraktık. Eklemek Kanalımıza... istediğin bir şey umarım perşembe günü önce perşembe günü sonra pazartesi günü her şeyden önce sakatlık yaşamadan net ve temiz galibiyetler alalım. hedeflere yürüyüşümüz aynı şekilde devam etsin. Kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı beğenmeyi de unutmayalım. Unutmayın İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burger King,